Derken evlatlarından biri okumakta olduğu, bulunmakta olduğu kreşte öğretmenine hayal ürünü, içinde halkın falan geçtiği bir rüya anlatınca nedense Norveçliler alarma geçtiler ve üç çocuğa birden, biri de 1 yaşında el koydular sosyal işler olarak. Biz bunu pazar günü öğrendik. Pazartesi günü buradaki yayınlarımızla bütünüyle Türkiye'ye aktardık. Bu arada Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kudret Bülbül devreye girdi. Ve o derken Norveç Büyükelçimiz tabii ki devreye girdi. Bir dizi olay yaşadık o 24 saat içinde. Dün iyi bir haber almıştık verilecekleri yönünde çocuklar. Bugün verildi. Şimdi isterseniz bir o görüntüleri tamamen amatör kamera çekimi görüntüleri anne ile babanın çocuklarıyla buluşma görüntülerini bir izleyelim doğal ses efektiyle. Sonra Kiriş ailesine Skype ile bağlanacağım, biraz duygularını alacağım. Önce o görüntüler. Çocuklar Skype bir durumda. Çok özledim. İşte buluşma böyle oldu. Bu arada galiba benim de sesimi duydunuz çocuklar Skype ne durumda diye. İşte Skype bu durumda. Halil Kiriş ve eşi karşımdalar. Merhaba Norveç. Merhaba. Çocukların üçü de uyudu galiba Halil. Bedirhan'ın yine uyudu da Sila bugün En uyumadı. küçüğü bu Daha mu? En küçüğü bu galiba. evet, şöyle yaklaştırayım Ay canım. Kaç gündür uzaktaydınız bu evlattan? 8 gündür. 8 gündür. Nasıl? İyi bakılmış mı bari orada? Yoksa siz mi geldiniz? Valla çocuklar eve geldiğinde daha doğrusu bayağı bir yemek yediler. Hele küçük kızım yani biberonlarla arka arka biberon içti. Ay canım, bu tabii şey değildi ama diğer iki çocuk sanıyorum çok özlemişlerdir sizi. Tabii ana babanın. Evet. Zaten görüntülerde de izledik. İnanılmaz bir kucaklaşmanız vardı. Evet. Her şey yolunda mı şu anda? Norveçli yetkililerle anlaşmanız, her şeyiniz tamam değil mi? Bize şartlı olaraktan çocuklarımızı geri Yok, verdiler. kanunlar gereğidir herhalde. 3 ay bizi gözlem altında Evet. bulunduracaklarmış. İşte haftanın 3 günü bizden kontağa girip belki evimize geleceklermiş. 4. madde olarak da işte bize haber vermeden istediği zaman istediği dakika gelebilme yetkileri bulunacakmış ellerinden. Ve en son olarak da bir madde koymak istediler ve ben orada itirazda bulundum. Evet. Dediler katiyen dedi Türk televizyonları veya haberlerle haber ve yayın organlarıyla veya dedi konsoloslukla dedi irtibatınızı komple keseceksiniz dedi. Niye kesecek Tabii misin? kendi ülkelerinin marjinali kötü oluyormuş. İmajlarının kötü olmasını önlemek istiyorlarsa 3 tane çocuğa bir rüya tanımından dolayı el Evet. koymayacaklar. Yani Tabii onların ki bunu ben ve avukatlarımız orada doğal olaraktan biz dedik yani bizim dedik özgür hakkımızdır dedik yani televizyon veya medyada sesimizi Ay duyurabilmek canım, şu ve da el dedik almışlar ya. Yandan ki görüyorum da çocuğunu. Evet. evet. Evet.
Evet Peki. işte öyle okullar Annesi de işte. biraz konuşsun. Hayır, siz de ne düşünüyorsunuz? Hadi çizim. Gördüm da. Bilmiyorum yani. Mutluyuz yani, Yani huzurluyuz. bir Bugün anne olarak tabii bizim 8 için gün 3 evlattan uzak kalmak çok zor. acı. Ama Evet. kimse yaşatmasın. Çok zor günler geçirdik. Ama Evet. çok şükür şimdi yanımda çocuklarım. Evet. Mutluyum. Bir de herkese de çok teşekkür ederim. Öncelikle de İsveç'teki gazeteci Atilla Altuntaş sesimizi ilk ona duyurduk. Evet. Ona da sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Aa evet, İsveç gündeminden değil mi arkadaşımız? Ben de Evet. onlardan aldım haberi. Altın muhabiri kendisi. Evet. Peki, o zaman her şey yolunda gözüküyor. Bir problem yok. Evet. Sanıyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bütün kurumlarıyla bu olayın yanında yer aldı. Oradan da bir problem olmadı gördüğüm kadarıyla. Evet, herkesten çok teşekkür ederiz. Ve ayrıca şu anda bugün arkadaşlara Evet. bir haber gelmiş. Şu anda bir hafta içinde toplam 6 tane Türk ailenin Norveç'ten çocuklarını almışlar. Ne diyorsunuz ya? Evet. Oho. Daha dün Oslo'dan bir Türk ailenin 2 tane çocuğunu almışlar. Peki o Ve zaman. bu tüm toplam 6 aile şu anda bizi izliyor. Yani birileri buna bir dur demesi lazım. Yani Halil, o zaman o altı aileye benim bütün telefonlarım ve mail adreslerim sende var. O altı evet. aileye ver. Nasıl Şimdi burada o başlat? altı aile Ardan Bey şu anda bizi yani televizyonu izliyorlar ve benden rica ettiler. Yani bir yetkililerden bir yardım istiyorlar. Yani bunu Norveç'te kimse çözemez. Yani bir çözebilirse Sayın Konsolosunuz yani Esat Bey anca yani bu şekilde çözebilir. Peki, senin evlat uyuyor yavaş 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 galiba. yavaş Tam evet oluyor. uyku Evet. saati Son geldi annesini kez kucağına. gösteriyorum. Peki, o zaman Türkiye olarak çok sevindik. O diğer altı aileyle benim adreslerimi paylaş. Nasıl Evet, size ben sahip onlara vereceğim. çıktıysak siz onlara da sahip çıkmak görevimizdir. Allah bir daha böyle bir zorluk göstermesin. Çok teşekkür Allah ederim desteğiniz için. Hayırlı yayınlar, hayırlı çok geceler. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Efendim, gördüğünüz gibi Halil Kiriş ve eşi ve çocukları artık evlerindeler ama haberinde büyüğünü aldık. Altı aile daha aynı durumda. Norveç'te veya Avrupa'da neler oluyor bu Türk ailelerle ilgili olarak biraz bu konuları önümüzdeki günlerde geniş olarak işleyeceğim. Biraz da isterseniz yaşamın içinden